Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 4 yıldır Sigma 30 mm f1.4 lensi kullanmaktayım. Hem de all around lens olarak kullanmaktayım. Sürekli gövdeye takılı. Yani hiç çıkarmıyorum neredeyse. Sevdiğim bir başka lens Sigma'dan başka Helios lensim. Helios lensi çok seviyorum. Portre lensi olarak manuel lens kullanmaktayım. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Ön elementini görüyor musunuz? Ne kadar büyük. Diyaframı 2 diyafram olabiliyor. F2. Bu lensten tabii memnunum ama konuyu yine Sigma'ya getirelim tabii ki de. Sigma F1.4 lensten neden memnunum? Neden memnun değilim? Beşer maddede açıklayacağım sizlere. Ön elementini görelim. Bu da arka elementi arkadaşlar. DxO mark skorlarına göre dünyada şu anda dünyada en keskin APS-C lens Sigma 30 mm f1.4 lens. Fokus halkası biraz beyazladığı zamanla şöyle göstereyim. Yani bunu temizlemek gerekiyor herhalde. Ama böyle buttery smooth deniliyor. Hani tereyağı gibi kaygan, güzel bir fokus halkası var. Çok işlevsel değildi. Yani her hareketimize, her çevirmeme doğru orantılı bir tepki vermiyordu. Hızlı çevirirsen daha hızlı fokus hareket ediyordu. Elektronik fokus olduğu için. Ama her neyse bu sorunlar çözüldü. Güncelleme gönderdi Sigma 30 mm lens için. Lensi için. Bu güncellemeyi Sony A6000'in gövdesinden yaptık. Gayet de başarılı çalıştı güncelleme. Güncelleme sonrası netleme minimum mesafesi de lensin yaklaşık 20 santim seviyelerine kadar düştü. Yani şu mesafeden netleme yapabiliyor artık lens. Bu lensin çok keskin olması birinci avantajı arkadaşlar. Çünkü profesyonel fotoğraf çekiyoruz. Fotoğrafların gerçekten hani böyle bakan kişi pixel peeper deniliyor ya, büyütüp büyütüp bakmak istiyor yani. Benim için en önemli özelliği keskin olması. İkinci önemli özelliği de diyafram açıklığı. 1.4 lens gece fotoğraf çekilirken ya da video çekilirken gerçekten inanılmaz ışık almasını sağlıyor sensörün. Ve arkadaki bokeh de süper görünüyor. Öyle ki arkada bir ışık var diyelim ki o ışığın bokehi böyle nasıl spot lamba gibi patlıyor arkada. Hatta benim önüme bile geçebiliyor bokeh. İlginç yani. O arkadaki ışığın büyüklüğü böyle benim bir ara omzumun üstündeydi. Mükemmel bokehler oluşuyor. Her neyse. Arkadaşlar üçüncü özelliğine geçelim mi? Bakayım. Üçüncü, ikinci atlamadığım bir konu var mı diye bakıyorum. Aşağıya da notlar aldım. Sony 50 mm ile 35 mm OSS lens Sigma kadar keskin değil. Onun incelemelerini çok izlemiştim. Almadan önce bayağı düşündüm. Çünkü param, bütçem limitliydi. Amatör fotoğrafçı olduğum için. Ve nihayetinde 30-35 mm'lerin street photography'de yani sokak fotoğrafçılığında ya da all around lens olarak hani sürekli üzerinde taşıdığımız lens olarak 30 mm'nin 30-35 mm'nin daha kullanılabilir olduğunun farkına vardım. Çünkü biliyorsunuz full frame'de 50 mm'lere odak uzaklığına nifty fifty diyorlar hani. Kullanışlı 50 mm diyorlar. Bizim 30-35 mm'lerde yaklaşık 45-50 mm full frame odak uzaklığına geliyor ki gerçekten kullanışlı. Dediğim gibi sürekli lensi gövdeye de taşıyordum. Başka özellik, üçüncü özelliği. Üçüncü özelliğinin hiçbir yerde üstünde durulmuyor arkadaşlar ama Sigma lens weather sealed yani toz geçirmiyor. Toz işte ne bileyim
Yağmur geçiriyor tabii ki de. Yani hafif böyle nem geçirmez diyebiliriz. Neden? Çünkü bakın şu arka elementini nasıl yapmışlarsa bunu gövdeyle mükemmel birleşiyor ve aradan toz kaçmıyor arkadaşlar. Yani sensöre hiçbir zaman, yıllardır kullanıyorum, bir tane toz zerreci girmedi. Rüzgarlı havalarda bile kullandım. Hiç toz girmedi sensöre. Ama daha önce ben kit lens kullanırken, kit lensle dışarıda gezerken bilhassa sensöre sürekli toz geliyordu. Yani o tozları nasıl sileceksiniz? İlk daha kamerayı da yeni almıştım. Nasıl sileceğimi de bilmiyorum. Üflüyorum işte. Roket pump var, hani o roket şey pompa şurada duruyor, neyse. Onu da, o da yoktu yanımda. Böyle tişörtü falan çıkarıp tişörtle sensörü sildiğim olmuştu yani. O kadar büyük tozlar kaçabilmişti. Weather sealing, sealed lens olması önemli bir özellik. Sensöre toz kaçmaması açısından. Tabii belki lensin kendi gövde içerisine de toz kaçmıyordur bu Weather Shield özelliği sayesinde. Çünkü bazı lenslerin içerisinde toz olabildiğini duydum. Öyle olunca da lenslerin değeri düşüyor tabii ki de. Hatta lensin içerisinde nem nedeniyle mantar gelişimi oluyormuş bazı lenslerde. Bu lensin içerisine öyle şeyler kaçmayacağını, nem ya da toz kaçmayacağını düşünüyorum. Bugüne kadar öyle bir sorun da olmadı. Üçüncü nedeni söyledik. İkincisi çok ışık alması dedik lensin. Dördüncü özelliğine geçiyorum. Full frame'de 45 milimetreye denk geliyor diyor, yazmışım. Bu nasıl bir odak uzaklığı? Evet, dediğim gibi çok kullanışlı bir odak uzaklığı. 50 milimetre sel lens, Sony'nin OSS lensi daha dar açı. Yani gerçekten o sadece portre lensi. Normalde sürekli üzerinde taşıyabileceğimiz bir lens değil bence. Ve beşinci özellik, Sigma'nın renkleri daha sıcak. Sony'nin lenslerinin renklerine göre. Tabii post prodüksiyonda ya da daha sonra bu RAW fotoğrafları işlerken istediğiniz renkleri, istediğiniz renk sıcaklığını, doygunluğunu zaten veriyorsunuzdur, ama sadece ben JPEG çekiyorum ya da direkt JPEG fotoğrafları kullanıyorum diyorsanız Sigma lensinin renkleri daha sıcak. Bu şekilde 5 avantajını saydım. Şimdi olumsuz yönleri neler? Lensle ilgili karşılaşmış olduğum, bunları sayayım. Birincisi, optik stabilizasyon yok. Yani Sigma'nın bu lensiyle video çekmeniz çok zor. Hatta ben firmamda ekibimle küçük bir video çekmiştim. Bizim yöneticilerimiz ekip işte, dediler ki işte bizim ürünümüzü anlatan birer video çekin demişlerdi. Ben de ürünümüzün özelliklerini yansıtan, böyle senaryosu gerçekten kötü ama kısa, yani biraz da işi yapmış olmak için yaptık. Ama bir video çektim arkadaşlarımla. O videoyu şimdi paylaşayım sizlerle ki lensteki titremeleri bu videoda görebilirsiniz. Her ne kadar ellerim benim titremese de, titremediğini düşünsem de yine de titretmişim görüntüyü. Belki altına tripod değil monopod taktım. Yani sadece yerden yüksekliği tüm çekimin aynı seviyede olsun istedim. Monopod yüzünden titremeler olmuş olabilir, bilemiyorum. Ama ben video çekimlerimde de, kendim için amatör video çekimlerinde de kullandığımda bu kadar titremeler olmuyordu. Bu videoyu şimdi paylaşayım sizlerle. Ya da videonun sonunda mı paylaşsam? Yok, şimdi paylaşayım. İzleyebilirsiniz. Karıcığım, hadi işe geç kalıyoruz. Tamam, annenler gelsin de çıkalım hayatım. Ben yarattım tabii. Bu çocukların tek ilacı annem. Bir an önce gelsin artık. Adane, adane, yaralılar adane. Adane, adane. Bu dört
çocuğa da ilgi alakam, afinitem çok yüksek. Evet anneciğim, fark etmemek mümkün değil. Gelir gelmez çok sıkı bağlanıyorsun çocuklara. Evet hayatım, çok sıkı bağlanıyor ama oldukça da yavaş ayrılıyor. Her gün biz aç ya da tok iken bize gelmeye devam eder ve hayatımızın düzeni regüle bir şekilde devam eder umarım. Daha ne isteriz ki? İzlediniz herhalde. Şimdi devamına geçeyim konunun. Arkadaşlar dediğim gibi titreme oluyor ama Sony'nin lenslerinde 35 mm OSS lensinde sel 35 mm ya da sel 50 mm optik stabilizasyon var. Sony A6000 ya da Sony A6300 gövdelerde o lensleri tavsiye ediyorum. Video çekmek istiyorsanız çoğunlukla yani video sizin hatta ekmeğiniz olacaksa A6300 çünkü 4K çekim de yapabilmekte. Belki reklam, ürün tanıtımı videosu çekmek istersiniz. O zaman tabii ki de kesinlikle bu lensi tavsiye etmiyorum video çekimi için. Optik stabilizasyonu olmadığı için mikro jitters denilen mikro titremeleri bile Sigma lenste hissedeceksiniz çünkü. İkinci dezavantajı, netlemesi Sony Native lenslere göre daha yavaş. Sony Native lens şu anda üzerindeki, Sony'nin kendi lensi. Bu lens çok hızlı netliyor. Bakın arkadaşlar şu anda yaklaşayım size. Çok hızlı yaklaşıyorum, çok hızlı uzaklaşıyorum aslında. Bir lens için bu gerçekten zorlayıcı faktör. İleri geri hareketi, sürekli fokusta tutabilmek, odakta tutabilmek. Sağa sola hareketi odaklayabilmesi lensin kolay. Ama ileri geri hareketi bakın native lens ne kadar hızlı odaklıyor. Sigma bu hızda odaklamaz arkadaşlar. Ama çok hızlı odaklamaması da bazen videograflar açısından, video çekenler açısından istenen bir özellik olabiliyor. Biraz daha böyle dreamy geçişler oluyor, hayali yani biraz daha soft geçişler oluyor fokuslamada. Bazen videocuların istediği bir özellik olabiliyor bu. Dediğim gibi netlemesi biraz daha yavaş. Peki netliyor mu, netlemiyor mu? Netliyor. Doğru pozlama değerlerinde ben hiç netlemediğini görmedim bugüne kadar benim lensimin. Ama bazı profesyoneller diyor ki işte yüzde şunu da diyenler var. Ben video değerlendirmeleri, lens değerlendirmeleri çok izlemiştim almadan evvel. Çektiğim fotoğrafların %70'i net diyenler var. Ama ben böyle bir sorunla karşılaşmadım dediğim gibi. Ya onlar f değerini çok düşürüyorlardır. Zaten f 1.4'te ya da 2'de hafif yani 1 santim 2 santim ileri geri gitsen ya da obje hareket etse zaten çok hızlı odak değişiyor. Bu hıza da odaklama motoru lensin yetişemeyebilir. Çok dikkatli çekimler yaparsan netliyor. Netlemede bir sorun yok. Dediğim gibi bence kişiden kaynaklanan sorundur. Benim fotoğraflarım genelde %95 net. Çünkü ben kişilere de diyorum hareket etmeyin lütfen portre çekerken. Kendim de hiç hareket etmiyorum. F değerini de öyle 1.4'lerde çekmiyorum. F 1.4'teyken zaten göz lens, göz netse burun net değil, işte kaşı netse kirpiği net değil. Yani yakından çekim yapıyorsanız o kadar hassas. Üçüncü olumsuz özelliği şunu demişim. Bazen net çekmediği olabiliyor diyenler oluyor. Bu da optik stabilizasyonu lensinin olmamasından da kaynaklı olabilir. Çünkü dediğim gibi hafif bir titremede zaten lens odağı kayabiliyor. Ya da yani optik stabilizasyonun olmaması da netlemesinde bir dezavantaj sunuyor.
Bakalım dördüncü özellik ne? Manuel fokus iyi değildi. Bir güncelleme ile mükemmel oldu yazmışım. Evet, manuel fokusu iyi değildi. Onu size zaten söylemiştim ilk başta. Videonun başında söylemiştim. Ama bir güncelleme yapmanız gerekiyor. Eğer ki lensinizde güncelleme yapılmamışsa bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Sigma 30 mm f1.4 işte the latest update yazarsanız nasıl yapıldığının da videoları var internette. Beşinci dezavantajına bakalım. Geniş açı değil ama bence all around lens. Evet. Doğru. Geniş açı lens değil. Dar açı da değil. Dar açı da değil. Evet, all around lens. Yani sürekli üzerinde taşıyıp gezebileceğiniz bir lens. Hiç üstünden çıkarmayıp memnun kalabileceğiniz bir lens. Manzara da çekersiniz arkadaşlar bu fotoğraf, bu lensle. Sokak fotoğrafçılığında ideal. Portre fotoğraflarında da bence dört dörtlük. Tabii eğer ki 56 mm Sigma lens alırsanız portrede bence süper bir lens. 56 mm f1.4 DC lens harika. Onun da incelemelerine bayağı baktım. Ama onu da portrede kullanabilirsiniz. Hatta böyle sadece headshot, kafa portresi çekiminde 56 mm Sigma 4/4'lüktür. Evet arkadaşlar, paylaşacaklarım bu kadardı. 4 yıllık deneyim sonrası fazla da bir bilgisi yokmuş diyebilirsiniz ama bu kadar yani söyleyebilecekleri. Eğer ki videomdan faydalandıysanız beğene tıklamayı unutmayın. Ve sormak istediğiniz sorularınızı da lütfen sorun. Ben hemen hemen yarım gün içerisinde dönüyorum tüm sorulara. Sigma lens ile ilgili çekmemi istediğiniz herhangi bir bir konu varsa yine bunu da yorumlara yazın. Ben bir video daha çekebilirim. Bu lensi çok seviyorum. Teşekkür ederim vakit ayırıp istemiş olduğunuz için. Görüşmek üzere.